Şöyle bir soru. Bir tür derslik mobilyası. Masa. Ya da? Sıra. Sıra daha güzel. Dört pusuvarlı yerinde. İkincisi efendim, buyurun, bir bankacılık terimidir. Bankalar arası işlemlerde bir gecelik faiz uygulaması. Vade değil. Bir gecelik. Bir gecelik. Faiz uygulaması bir gecelik. Harf alayım mı? Almayın, bunu bulursunuz. Almayayım Batı ya. Kökenli bir kelime. Kökenli nokta bir nokta yapıyorum. Komisyon değil. Nokta noktaya değil. Koydum. Batı kökenli. Faiz. Bunların hepsi doğu kökenlisin söyledikleriniz. Bu batı kökenli. Bir harf alayım ya. Aldık. Bence biliyorsunuz bunu ya. Repo. 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 300 puan değerinde. Biraz süre harcattı bize. Olsun. Şimdi efendim, uzunca bir soru. Ümit ediyorum ki bildiğiniz bir hadise, çabucak cevaplayacaksınız. Durun. Bir ipucu verecektim de gerek yok. Soru benden daha açıklayıcı olacak. Bir okuyalım. Yaşamlarını sürdürebilmek için işbirliği yapmış olan bir kuş ve bir ağaç türünün ortak adıdır. Nokta nokta kuşu, nokta nokta ağacı. Bir tanesi bir tanesinin tohumunu yiyor, sindiriyor, dışarıya çıkartıyor. Ancak o tohum filizlenebiliyor efendim. Öyle bir işbirlikleri var. O yüzden de ağacın ismi de aynı, kuşun ismi de kuş aynı. Kuş ve ağaç. Evet. Sedir, selvi değil. Sedir diye kuş yok. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Güzel, sesli harfle başlıyor. Ardıç. Ardıçtır o. 400 puan değerindedir. Şimdi kuşa ihtiyaç olmadan da insan eliyle yani halledilebilir hale getirilmiş. Onu da belirtelim. Uçtu gitti. Hı-hı. Yenisi gelsin. Tanrı ile insan arasında aracılık melek yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlıktır. Melek. Altı harfli tek kelime. Kısacık bir soru. Aslına bakarsanız biraz daha açık, uzun açıklanması gerekiyor. Çünkü bizim aradığımız cevap biraz daha geniş bir kavram. Anladım. Şöyle sorduk. Kafanızı karıştırmayalım dedik. Balık adam. Dalgıç. Dalgıç. Buyurun, yeni soru. Bir problemde aranan sonucu belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak. Basit düşünün. Hesaplamak. Problem. Çözüm. Analiz. Nedir? Çözüm. Çözmek. Nedir? Çözmek. Çözmektir. İşte bitti. 7 harfidir tek kelimedir efendim, sizi yarışmanın tam ortasına taşır. Halen 3 harf alabilecek durumdasınız. Almayınız. Buyurun. Seyrek. Seyrek olarak anlamlarında Arapça kökenli bir söz. Seyrek olarak. Yani dışarıya seyrek olarak çıkıyorum. Nadiren. Nedir? Nadiren. Nadiren. Batı kökenli bir kelime. 7 harflidir. Muhtemelen karşınıza çıkmıştır efendim. Çok korkmuyorum o yüzden. Buyurun. Ticaret gemisi sahibi. Armatür. Armatör. Armatör 700 puan. Armatör musluk. Uçtu gitti, uçtu gitti, uçtu gitti. Bir harf için sizi kıracak değildim zaten. Hiç merak etmeyin. Yenisi gelsin efendim. Burada da laf kalabalığı yaptınız ama cevap çok basit. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin, araçların bütünü. Üretim. Batı kökenli bir kelime. İmalat. Batı kökenli. Batı kökenli. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü. Onların mesela mühendisi, nokta nokta mühendisi. Sanayi, endüstri. Endüstri 800 puan değerinde. 5000 oldu kasamız. 1,5 dakikadan fazla süremiz var. 5 tanecik soru kaldı geriye. Halihazırda 3 harf alabilecek durumdasınız. Başımıza bir bela gelmezse tünelin sonundaki ışık belli oldu. Bakın, kolay kolay da sorular var elimde. İki kelimedir der ki, üzerindeki rakamlara isabet eden ikramiyenin tümünü kazandıran talih oyunu belgesi. İki kelime demiştim. Üzerindeki rakamlara isabet eden ikramiyenin tümünü kazandıran talih oyunu belgesi. İkramiyenin tümünü kazandırıyor bu bilet. Talih oyunu. Bilet, gayet güzel, talih oyunu belgesi. Tam bilet. Tam bilet. 800 puan değerindedir. Daha da kolayı var. 9 harfli. Tek kelime ve şöyle sorulmuş.
Dizler ve eller üzerinde yürümek. Emeklemek. Emeklemek. 900 puan daha da. Azıcık dikkat edelim ama bilmediğiniz bir şey değildir efendim bence bu. Bir birleşik kelimedir. Birleşik yazılır. Çünkü bir deyimin içerisinde geçer. Biz bu deyimin sonundaki fiili sorunun içerisine taşıdık. Soru şöyle bir soru oldu. Etmek fiiliyle birlikte örtbas etmek anlamına gelen bir birleşik kelime. İki kelime yan yana. Hasır altı. Hasır altı. Oldu sümen mu? Altı. Değil. Hangisi? Durdursak mı? Sümen altı. Sümen altı etmek. Başka? Hasır altı. Bence hasır altı daha iyi. Ya sümeni kim nereden bilsin? Ama niye dedim kastırsın? Sümen o eskiden memurların, müdürlerin önünde duran evrak. Değil mi? Üzerinde yazı yazılan, kapatılan. Ama pek de hatırlayan kalmamıştır. Selena Hanım hatırlıyor musun sümeni? Hayır. Gelsin yenisi. Kendisine bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek. Bu anlamda iki kelimeden oluşan çok basit bir tabir. Kendisine bildirilmek, malum öğrenmek, gibi bir şey değil, bilgi olmak. Edinmek. Hayır. Bir harf alayım. Öyle hani böyle uhrevi bir şey düşünmeyin. Haber almak. Haber almak mıydı o? Haber almak. Kesinlikle almak öyleydi. Çok gerildim. Son sorudur, son cevaptır. Haydi geçen bakalım. Seferki 9500 puanı tekrar ortaya koyabilecek durumdasınız. 32 saniye arttırmıştı Sevan Bey, hatırlayacaksınız. Sizin şu anda 33 saniyeniz var. İki tane harf zaten almayın. Almayın. Ne kendi canınızı sıkın ne beni üzün. Alacaksanız bir harf alın, bu sorunun cevabını da verin. Gerekir mi? Bence gerekmez. Ama yani hani ne bileyim. Buyurun bakalım. Mikroplardan temizlenmiş. Fransızca kökenli bir sözcük. Bu anlama geliyor. Mikroplardan temizlenmiş. Sterilize. Dezenfekte. Nedir? Dezenfekte. 10 harfli bir dezenfekte. Kesinlikle öyle. 1000 puan değerinde. Ama ya. 9500 puan. Bir kuvvetli alkış daha alalım.